Selamlar. Kripto paralarda güzel günler. O yüzden de böyle teknik analiz videolarını birazcık daha sık katmaya karar verdim. Bu videom istekler üzerine olacak. O yüzden hani bu inceleyeceğim 5 coin'in de yükseleceğini düşünerek atmıyorum. İstekler üzerine atıyorum. Bundan önceki videolarım genelde hani çalışıyorum ve yükseleceğini düşündüğüm kendi aldığım coin'leri de sizle paylaşıyordum. Bu seferki öyle olmayacak. İstekler üzerine gideceğim. Bu istekler de Telegram kanalından geliyor. Telegram kanalına da beklerim. Ayrıca Twitter'a da beklerim. Mesela ilk inceleyeceğim coin Batı. Twitter'da böyle Elon Musk gibi yazıyordum. Oradan da takip ederseniz oralarda daha sık paylaşım yapıyorum. İlk coinimiz Batı. Batı zaten çok söylüyorum ediyorum. Twitter'dan da dediğim gibi söylüyordum. Ve Batı'nın 1 doları artık görecek. Ne zaman görecek? Yani tabii bunları böyle direkt alın basın %15 karınızı yapın diye söylemiyorum. Tabii ki de inceleyin. Hani burada ben söylediğim diye gidip almayın ama bak bir doları görecek. Ne zaman görecek? Yarın mı görür? Öbür gün mü görür? Bilmiyorum. Ara ara zaten yavaş yavaş yükseliyor. Teknik olarak bakarsak da daha az önce böyle bir yükseliş yaptı. Güzel hacimli bir yükseliş yaptı. Normal olarak dinlenmeye geçti. Şimdi burada neyi bekleyeceğiz? Bu dinlenme ne zaman bitecek? Bakın şu hatta dakikalık bakayım ya. Bayağı bugünlük yarınlık bir bakayım. Bak dakikalık da ortalamaların altına düştü. 15 dakikalık da ama hala ortalamaların üstünde. Yani buradan şu dakikalık olarak bile burada bakabilirsiniz. Ya da 15 dakikalık bir yeşil mum bekledikten sonra dat pozisyon almaya hazır hale gelebilir gibi duruyor. Hocam ne zaman gelir 15 dakikalık yeşil mum? Yani şu trendin üzerinde gelir. Bu trendin üzerinde geldikten sonra da bat tekrardan sanki fırsatını verir gibi duruyor. Dostlar bata güveniyorum. Dogecoin valla şöyle söyleyeyim. Venezuela parası para birimi neydi? Bilmiyorum. Neydi ya Venezuela para birimi? Çok da belgeselini izlemiştim etmiştim falan filan ama neyse Venezuela'nın para birimini alırım Doge almam yani Doge gibi coinlerden uzak durun hiçbir amacı olmayan yani şaka coin'i ya hani bununla vakit geçirmeyin Elon Musk yükselt çekmiş et çekmiş falan filan fırsatlar var piyasada şaşarsınız bu 1 dolar falan da olmayacak onu da söyleyeyim istediklerini kadar yapsınlar. Günde binlerce üretilen bir coin, enflasyonu olan bir coin'den bahsediyoruz. Almayın ama istek geldi diye söyleyeyim. Bu nedir? Ha, elimde olsa, ya şu an elimde Dogecoin olsa ne yaparım abi? Ya anında satarım da. Yine de hadi çok vardı, çok uzun süredir bekledim diyelim. Bakın şu kanala 58'de satarım. Zaten bunun hareketi ne olur doğal şartlarda? Bunun hareketi böyle olur abi. Bundan da fazla bir hareket beklemez. Ya hocam işte Elon Musk tweet atınca ama çok yükseliyor. Nasıl olur o zaman da? Al böyle olur o zaman. O zaman da böyle olur. Yani düşecek. Doge ile falan vakit geçirmeyin. O yüzden teknik olarak da çok incelemek istemiyorum açıkçası. Çok vakit geçirmeyin. Şimdi CHZ. Sadece bunun için özel video yapmıştım. Dün attığım bir videodan bunun bütün dirençlerine ayrıntılı bakabilirsiniz. Güzel de oldu. Gruptan da konuştuk. Arkadaşları da uyardı. Kimse mağdur olmadı. Neredeyse tepelerde sattık. Kademeli satmaya başladık. Şu an elinde hala tutanlar var. Ben full çıktım. Ama şöyle bir şey dikkatimi çekti. Bu kadar yükselmesine rağmen burada normalde beklenilen hareket. Yani bunu diğer coinlerde, hisselerde falan da görürsünüz. Şöyledir ve burada belli dirençlerden, bakın şu dirençlerden şöyle çıkmasını beklersiniz. Ama bu olurken benim dikkatimi çeken şu dip bakın yukarıda oluştu. Bu önemli. Ve şu düzeltme hareketlerinin sıklığı kısaldı. Hocam bu ne demek? Yani bu CHS'nin çok düşmeye bir niyeti yok. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani bu öyle çok büyük bir düzeltme yapmayacak. Ya nereye kadar yapar? Bakın. İlk hareketi, ilk hedefi şurası. Kaçmış? 22.8. Bakın 0.22.8. Buradan kademeli bir alım yapılabilir. Gerçekten. Benim de elimde yok ama buradan alabilirim. Sonra ya hocam kademeli alım yapın dediniz düştü. Tamam mı? Gidelim buradan bir kere daha alırım. Bakın bura ne? 21.3. Ya hocam aldık hala düşüyor. Tamam o zaman son defada son kurşunumu da bu 17'de atarım. Ne yaparım? Burada da alırsam son kurşunumu burada da atırsam ortalaması ne olur? 19 filan olur değil mi? 19 olur sonra CHS'de bu 19 centleri yine geçer. Net stratejidir.
Ya abi sen alacağım dedin. Biz oraları bekledik ama yukarı çıktı. O zaman şimdi kademeli al. Şimdi bir %20'lik al. Buralara düşünce tekrardan alırsın. Ya da bekle şu üçgenleri kıracak mı edecek mi? Yani acele etmeyin. Bu şekilde CS'nin uzun vadeli düşünebilirsiniz. Ada da çok geldi. Adanın kısa vadede bakın 15 dakikalık bakıyorum. Kısa vade çok olumlu görmedim. Yani düşüş trendinde. Bu düşüş trendini bir şekilde kırması lazım. Fibo seviyelerinin de böyle altında takılıyor. Yani burada bir çok kısa bir hani çok kısa bir seviyede şöyle bir direnç yapmış. Yani şurada şu seviyenin bakın şuradaki bir direnci var ya. Şöyle tekrardan göstereyim. Bunları siz de çizin abi. Yani öğrenin çok kolay değil. Şey zor değil. Sonrası çizmek çok kolay. Sonra tecrübe edilmesi kalıyor. O da zaten oturuyor yavaş yavaş. Bakın şu 1.18 kısımlarını 1.18 dolar kısımlarını geçecek mi? Bunun üzerinde bir kalacak mı diye bir bakın. Bunun üzerinde kalırsa kademeli girilir ama hala bunu hiç zorlamadan şu trendin altında takılıyorsa ilk gözünü diktiği şey de o zaman 1.10'lardır. Yani şuralardır o zaman. Alır mısın? Ben almam. Şu an kademeli bile girmem. Yani bir ışık yok. Kısa vade için söylüyorum. Ya hocam ben alacağım. Bir ay tutacağım. 3 ay tutacağım. 6 ay tutacağım derseniz bu sizin bildiğiniz iş. O zaman yani ben bir coin açıkça söyleyeyim. Ben şu an herhangi bir altcoin'e Bitcoin dışında, Ethereum dışında hadi bir de Avax dışında battı da sayayım. 4-5 coin dışında öyle hiçbir coin 6-7 ay tutulacak temele sahip değil. Bunu söyleyeyim. Ya benim uzun vadeli dediğim 1-2 aydır. Hani diyorsanız ki veya ben 1-2 ay unuturum o zaman alın. Ama kısa vadeli pek bir ışık vermedi. Hat Türkiye'de çok popüler. Temel olarak da çok iyi olduğu söyleniyor. Temel olarak ben yani öyle çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü öyle rakipleri zor o havuzdan öyle para yemek kolay değildir. Ama Türkiye'de çok yatırımcısı var ve çok soruyorlar. Şöyle diyeyim günlük bakıyorum. Önümüzdeki yani bir 10-15 gün için bakıyorum. Hat sanki önceki zirvesini tekrardan görecek ve yatırımcısını mutlu edecek gibi duruyor. Yani elimde hat olsa satar mıydım? Satmazdım abi. Elimde hat olsa satmazdım. Şu an onu söyleyeyim. Çünkü satmam için hiçbir neden yok. Hem bir formasyon var. Göstergelerde yamuk bir durum yok. Ve ortalamalarımın üstünde mumlar, hacimler beni rahatsız etmiyor. Hatta şunu da yapalım. Bakalım. Bakalım Bollinger Band'ının böyle üstüne altına böyle çok yaklaşmış mı? Yok abi yaklaşmamış. Yani hedefi bak. Hedefi yukarılar. Satmazdım. Hatta yani daha iyi alternatifler bulamazsam alabilirim bile. O yüzden hatada pozitif diyorum. Videomu bitiriyorum. Twitter'a, Telegram'a beklerim. Yorumlarınızı bekliyorum. İstek coinleriniz olursa videoya yorum olarak atın. Abone olursanız sevinirim. Abone sayısı bu sayılarda kalırsa yavaş yavaş video sayımı düşürürüm. Ama abone sayım olursa daha çok video yapmaya çalışırım. Borsa videolarıma da beklerim. Borsa yatırımcısını da beklerim. Yakında altın ve diğer dolarla ilgili de videolar yapmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz de mutlu olurum.